İster istemez demokrasinin, epistemolojisinin gelip geçici bir şey olması gerekiyor ya da işte sanılarla iş görüyor olması gerekiyor ki ortaya değişebilen yasalar çıksın, üzerine tartışılabilir şeyler çıksın. Dolayısıyla insanların da bulundukları duruma göre fikirlerinde de farklılıklar olsun gibi. E, bu şey değil tabii hani sıfır hakikat vardır ya da çok septiklerdir gibi bir durum değil. Sonuç itibariyle baktığınızda, Protagoras mesela fragmanlarına bakıyoruz. Ortada uzlaşılabilecek, bir tür ortaklaşabilecek. Tırnak içinde söylüyorum çünkü fragman öyle söylüyor. Daha iyiye göre yani daha iyi bilene göre iş yapılabilecek. Demek ki daha iyi bilen olabiliyor. Mutlaka hakikati olmasa da. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden hocam, doçent doktor Nihal Petek Boyacı bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. E, hocam, bu hafta sizinle felsefenin doğuşu hakkında konuşmak istiyoruz. E, Yunan felsefesi, antik çağ felsefesi. Felsefe nedir? Aslında onunla başlayalım ilk önce. Nerede doğdu? Şimdi biz genelde felsefeyi işte kelime kökeni üzerinden anlatıyoruz. işte filosofya, bilgelik sevgisi ama aslında bu bize tam olarak hani felsefenin ne olduğunu vermiyor. Bir biçimiyle felsefe insanın kendi konumlandığı yeri aslında sorgulamasıyla başladığı, bu varlık açısından olabilir, bilgi açısından olabilir, değerler açısından olabilir ama kendini sorgulamaya başladığı bir tür düşünme ama her türden düşünme değil bir tür derin düşünme. Aslında düşündüğün üzerine tekrar tekrar düşünme diyebileceğimiz bir etkinlik. Derinlemesine baktığımızda felsefe aslında insanın kendi problemleri üzerine tekrar tekrar düşündü ve bir nevi varoluşsal problemlerine de bir yerde konumlandırmaya çalıştığı Bir eee etkinlik diyebiliriz. Hı hı hı. Derin düşünmeden kastımız tam olarak ne hocam? Yani bir şeyi düşündük sonra bunun üzerine tekrar düşünmek gibi mi yoksa daha farklı açılardan düşünmek gibi mi görmemiz Şöyle gerekiyor? Şöyle düşünelim. E, bu, burada derin düşünmeyi özellikle ya da reflektif düşünmeyi özellikle vurguluyorum. Hı hı. Çünkü herhangi bir düşünme değil. Yani mesela benim akşam gidip eve ne yemek yapacağımı düşünmek bir felsefi düşünme değil dolayısıyla Gündelik her bir türden evet, Hı -hı. her türden düşünmeyi biz felsefi düşünme olarak almıyoruz ama e, bir kavram üzerine düşünme e, bu kavram üzerine düşünürken onun üzerine işte daha ayrıntılı analiz yapıp daha derinlemesine düşünme aslında bir tür felsefi düşünme ya da bir problem üzerine düşünme yani mesela bir adalet nedir üzerine düşünürken e, bu tanımlamayı yaparken onun altında bir sürü farklı şeyi daha e, e, sorgulayıcı bir biçimde düşünüyoruz ve böyle bir tanımlama gerçekleştiriyoruz. O, bu bunu yaptığımızda felsefi bir düşünmeye yol açıyoruz. Nedir'i, nasılı, ya da aslında tam da şeyi, neden böyle oldu ya da niçin böyle olduğunun peşinde koşuyoruz aslında. En temel soru tabii felsefe'de biraz hani nedirle başladığımız şey. Özellikle hani Sokratik diyaloglara de baktığımızda görürüz onu. Nedir dediğimiz e, yani işte şu nedir? Adalet nedir? Cesaret nedir? Ya da işte erdem nedirin peşine koşmaya zaten başladığımızda. Yani nokta nokta nedirin peşine koşmaya başladığında bir tür felsefi düşünüşe başlamış oluyoruz. Hı. E tabi bunun niçinini sorguluyoruz, nasıl olduğunu sorguluyoruz. Aslında bir nevi e, birçok yönüyle aynı kavram ya da aynı problem, aynı sorunun üzerine derinlemesine analiz yapıyoruz. Hı. Yaptığımız şey bu aslında. Peki hep koşmaya devam mı ediyoruz? Yakaladığınız bir nokta yok mu hocam? <laughs> Aslında şey tabii hani felsefede en önemli şey soruları sormak. Yani soru sormak önemli. Yani şey yapabiliriz hani bir tür cevabın peşinde ya da peşiyle cevap koyacak mıyız ya da ortaya çıkaracak mıyız? Çıkarabiliriz. Tabii ki cevaplar arıyoruz. Ama asıl olan soruyu sormak. Yani... Ee, soruyu iyi sorduğunuzda çünkü aslında bir tür cevaplara ulaşabiliyorsunuz. Elbette ki filozofların pek çoğu bir takım sorular soruyorlar, kendilerince bir takım yanıtlara ulaşıyorlar ama bu mutlak yanıtlar değil. Birincisi yaşadığınız çağa göre ya da yaşadığınız çağın problemlerine göre değişen bazı e, bir takım içerikler var. Ama e, şeye baktığımızda, koca felsefe tarihine baktığımızda örneğin e, Adalet Nedir'in peşinden hemen hemen çoğu filozof koşmuş, hala da de koşmaya devam ediyor. Peki bu sorgulamalar, bu felsefi düşünme biçiminin bir başlangıcı var mı? Yoksa insanlık var olduğundan beri bu derin düşünceler var mıydı? Şimdi aslında biz genelde elimizde kalanlara göre konuşuyoruz. Ya da e, hani en genel anlamıyla ki benim en inandığım ya da işte en tutunduğum şeylerden bir tanesi o tarih bir şekilde neyin üzerine yazılıyorsa ya da kimler tarafından yazılıyorsa biz o tarafı biraz daha görüyoruz. Muhtemelen bence yani insan kendini sorgulamaya başladığı ilk andan itibaren aslında tabii ki felsefe var. Ama bu felsefeyi düşünme hani sistematik bir şey olmayabilir. Atıyorum işte e, hani ben, ama ben kimin sorusu üzerinden Gidiyor. İster istemez. Yani var olduğunuz andan itibaren bir şekilde kendinizi bilmeye başladığınızdan itibaren böyle bir şey var. Dolayısıyla bence hani insanın olduğu andan itibaren felsefenin var olduğunu bence söyleyebiliriz. Ama tabii ki orada başlatmıyoruz. En gelen anlamıyla felsefe tarihini işte eski Yunan'da başlatırlar. Ama hani bu ne kadar tabii doğru bir başlatma biçimi ya da ne kadar... Ee, Geçerli bir başlatma biçimi bu başka bir e, tartışma konusu. Çünkü eski Yunan'da başlatmamızın sebebi elimizde kalanların ya da günümüze kalanların aslında tamamen orayı işaret ediyor olması ile ilgili. Ha bu dünyanın hiçbir yerinde ya da başka hiçbir yerde felsefenin olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü aynı zamanda aslında işte Hint'te, Çin'de vesairede hatta e, işte Thales'in e, Mısır'a seyahatleri sırasında vesaire oralarda da aslında bir takım şeyler olduğunu biliyoruz. Ama biraz hani felsefi düşüncenin yayılması ya da işte filozofların fikirlerinin yayılması başka birinin onun üzerine bir şeyler söylemesiyle ilgili. Hı. Mesela işte Thales'e dair aslında bizim doğrudan bize kalan hiçbir şey yok. Yani Thales'in doğrudan kendi yazmış olduğu şeyler kalmamış. Hep başka filozofların üzerinden görüyoruz ama Ondan bahsettikleri için Tales'i biliyoruz. Yani bu hiç kimse Tales'ten bahsetmeseydi Tales'in yapıp ettiklerine dair hiçbir fikrimiz olmayacaktı. Dolayısıyla felsefeyi de hani eski Yunan'da Tales'le başlatmamış olacaktı. Başka bir başlangıç olacaktı. Bu yüzden de biraz başlatma biçimimiz yani felsefeyi ilk başlangıç noktasını konumlandırma biçimimiz hani bunu çok söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuç itibariyle üzerine yığılmış bir Batı felsefesi var ve daha çok yaygın olarak bilinen o olduğu için ister istemez Antik Yunan'da başlatıyoruz. Ama bence aynı dönemde Hint'te de Çin'de de pek çok farklı şey var. Orada tabii hani yapılan eleştirilerden bir tanesi aslında onlar sadece yaşama sanatı ile ilgili bir şeydi. İşte hani çok da felsefi bir şey değildi. Çünkü işte e, Talesle birlikte olan varlığın neliğini sorguluyordu. Ama orada öyle bir sorgulama biçimi yoktu. Ama o da bir felsefe aslında. Yani yaptıkları şey çünkü bir tür hani nasıl yaşamalıyız ya da nasıl e, yaşamamız gerektiğine dair bir fikir ki bugün bunu felsefenin konusu olarak zaten kabul ediyoruz baktığımız zaman. Dolayısıyla orada da bir şeyler var. Bu tarafta da bir şeyler var ama üzerine koyduğumuz ve bahsettiğimiz şeyler üzerinden aslında felsefeye bir başlangıç ne diyelim? Başlangıç koyuyoruz diyelim. Dolayısıyla da ile başlatıyoruz. Ama bunu dediğim gibi başlatma sebebimiz tamamen işte Tales'ten bahsedenlerden kaynaklı olarak görüyoruz. Ee, hocam Thales'in yaşadığı dönemi baktığımız zaman, felsefe yaptığı dönemi baş baktığımız zaman, buna uygun koşullar var mıydı? Yani felsefe yapmak için gerekli koşullar mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Şimdi biz genelde felsefe tarihinde şey, hani derslerde anlatırken eski Yunan şeyinde genel geçer şöyle anlatılır işte eski Yunan'da işte özgür düşüncenin yayılabileceği bir ortam vardı. Yani sanki böyle her şey çok güllük gülistanlıktı ve hani böyle insanlar da bunun üzerine dur ben bir de varlık nedir üzerine ya da işte her şeyin ana maddesi nedir üzerine düşüneyim gibi düşünüyoruz. Bu konuda en benim hani nasıl söyleyeyim beğendiğim diyeyim ya da en akla yani en azından benim aklıma daha böyle net oturabilen aslında Karatani'nin biraz öne sürdüğü bir fikir var. Bu fikre baktığımızda aslında bir tür felsefenin krizden çıktığını görüyoruz. Nasıl krizden çıkıyor? Hiçbir sorununuz olmadığında, hiçbir probleminiz olmadığında felsefi bir problem düşünmezsiniz. Yani varlığın ne olduğunu düşünmezsiniz ya da kendinizin ne olduğunu bu dünyada nereye ya da işte bu evrende nereye konumlandıracağınızı düşünmezsiniz. Bir değer probleminiz yoksa yani her şey zaten çok iyi gidiyorsa işte adaletin ne olduğunu düşünmezsiniz. Yani aslında kaybettiğiniz şeyleri ya da merak ettiğiniz ya da kendinizi konumlandırmaya çalıştığınız şeyleri düşünürsünüz. Thales'le başlanan dönemde de aslında burada hani Karatani'nin fikri üzerinden gideceğim çünkü çok beğendiğim bir fikir. Bir nevi İonya'da başlıyor. Mesela Atina'da sanki her şey Atina'da olup bitiyormuş gibi görüyoruz ama aslında bir tür İonya felsefesi. İonya'da başlıyor. İonya'nın aslında daha önceki döneminde yani bir tür kriz yaşamadığı dönemde her şeyin çok daha iyi olduğu, işte üretimin daha iyi olduğu, işte bir tür malların daha yeterli olduğu, insanların barınmakla ilgili büyük sorunların olmadığı bir dönem var. Ne zaman ki bu dönem krize giriyor ve dış bir düşmanla ya da işte dış bir şeyle tehdit altına giriyor? İşte İyonya'da bir bozulma başlıyor. Aslında felsefenin tam da Thales'in çıktığı dönem İyonya'daki o bozulma dönemi. Hı. Çünkü Thales aynı zamanda bu arada bir tür devlet işleriyle de ilgileniyor. Mesela işte hesaplamaları yaparken aynı zamanda o savaşta kullanacağı işte nehrin taşması vesaire o hesapları da orada kullanıyor. Yani Thales başlı başına pür felsefe yapmıyor. E, bu yüzden de e, baktığımızda Thales'in aslında ortaya çıkışı her şeyin çok iyi olduğu dönemde değil de tam da krize girdiği dönemde. Yani bir tür hani varlığı aramasının sebebi de o. Çünkü İyonya olarak kendilerini nereye konumlandıracaklarına ilişkin hani hepimizin ana maddesi nedir ya da her şeyin ana maddesi nedir? Bir ortaklık, bir özdeşlik bulmak arzusuyla da ortaya çıktığını bu noktada söyleyebiliriz. O yüzden de kriz olmadan felsefe olmaz ya da işte atıyorum çok rahat ortamda felsefe olmaz. Evet, düşüncenin yayılması için ya da eleştirel eleştirinin yapılabilmesi için bir takım ortamların olması gerekir ama bu felsefi düşüncenin ya da felsefi sorunun ortaya çıkması için ya da felsefe sorusu sorabilmemiz için krizin olması gerekiyor. Evet. Bu yüzden de böyle evet şeyler önemli işte dini bir takım şeylerin çok hakim olmaması işte her bir polisin kendi tanrısı tanrıçası var. İşte onlar bu kadar insanlara etki etmiyor vesaire gibi ya da işte herhangi bir fikrinizi sunmak istediğinizde Oldu da bu burada bir problem yaşadınız. Gene aslında hani bir tür Yunan şeyi içinde başka bir e, poliste e, hayatınızı sürdürebiliyorsunuz vesaire. Bunlar önemli. Ama hiçbir zaten sizin felsefi sorunuz yoksa ve her şey çok iyiyse böyle bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Tales o yüzden tam da krizden çıkmış ya da Tales ve işte İonya okulunun üzerinden de gidersek tam da krizden çıkmış bir şey. Mesela burada çok kısa şunu söyleyeceğim. Mesela Anaksimandros'un e, bir e, kozmolojik açıklaması vardır. Böyle kefaret e, fragmanı diye geçer bu işte. E, bir tür var olmanın ceza olması ile ilişkili ve işte Aperon'a geri dönüşün bir tür ödül gibi olmasıyla ilişkili. Bu aslında mesela hiçbir zaman şeyde anlaşılabilir bir şeydir. Evet varlıkla ilgili bir şey söylüyor galiba ama bu adalet yani kozmolojik adalet nereden çıktı? Hı -hı. Tam da böyle bir şey aslında. Çünkü orada bir aynı zamanda bir tür adalet arayışı da var. Yani sadece saf doğa felsefesi Aristoteles'in söylediği gibi saf doğa felsefesi de yapmıyorlar. Yani onu yaparken Oradan aslında biz bir takım o dönemki politik düzenle ilgili şeyleri de çıkarabiliyoruz baktığımız zaman. O dönemdeki krizler daha çok neydi hocam? Yani problemlere baktığımız zaman felsefi problem, ahlaki, özgürlükle ilgili, inançla ilgili hangi krizler vardı o dönemde? Şöyle diyebiliriz. Aslında tabii ki yani sordukları şey aslında hani temelde de Aristoteles üzerinden bakarsak işte doğa felsefesi yapıyoruz diyorlar. <laughs> ancak Herakleitos'a da baktığımızda daha sonrasında işte Anaximandros'un o kefaret şeyine, fragmanına da baktığımızda ya da işte daha sonrasında Demokritos'a da baktığımızda yani bu ilk felsefenin başladığı şeylere baktığımızda işin ahlaki bir takım fragmanları da olduğunu görüyoruz. Yani kalan fragmanlardan değerlerle ilgili, ahlakla ilgili fragmanların da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu şeye baktığımızda sadece saf doğa üzerine de düşünmemişler. Yani ya da varlık nedir, işte varlığın ana maddesi nedir üzerine düşünmemişler. Bir tür özgürlükle ilgili tabii ki çok böyle büyük bir hani konuşmaları ya da tartışmaları yok ama nasıl yaşamalıyızla ilişkilip özellikle mesela Herakleitos'un inanılmaz fragmanları var. Hala pre-Sokratikler diyeyim bu arada tabii kendi hani Sokrates, Platon ve Aristoteles için onlar biraz daha ayırarak söyleyeceğim. Çünkü işler orada zaten daha e, hani Platon ve Aristoteles için sistematik hale dönüşecek. Yani bütün hepsi birlikte ele alınacak ama e, ilk başlangıç noktasına baktığımızda aslında temelde değerlerle ilgili hem varlıkla ilgili hem de bilgiyle ilgili pek çok şeyi görebiliyoruz. Yani onların onlarla ilgili dert edindiklerini görüyoruz. Yani görünüş gerçeklik ayrımını çok net bir şekilde görebiliyoruz ki Thales'ten itibaren görüyoruz. Çünkü aslında varlığın ana maddesinin su olduğunu söylemek, görünen şeyin ardında başka bir gerçekliğin olduğunu söylemek ve görünüş gerçeklik ayrımı buna bak. İşte bir Sokrates'e geldiğinde başka bir şeye dönüşüyor. Yani ya da işte sofistlerle birlikte hatta yani sofistlerle birlikte iş başka bir şeye dönüşüyor. Sofistlerde de bir tür varlık bilgi tartışması var ama önceki durumdan daha farklı ama aynı zamanda bir tür adalet tartışması da var. Yani Sofistlerin o adaletin temelinin doğada mı yasada mı olduğu tartışması ki bir kısmı hala doğada olduğunu yani füzis üzerinden gidecek. Bunlara baktığımızda orada da aslında bir tür değer tartışması olduğunu görebiliyoruz. Zaten Sokrates'te tam bir etik tartışma var. Evet bir hani bilginin peşinde koşuyor ama bütün onun inşasının sebebi aslında Atina'daki o bozulma durumu ya da işte Sokrates'in görmüş olduğu o demokrasideki sıkıntılar sofistlerle birlikte. Sofistlerle birlikte demeyeyim de sofistler biraz sonuç gibi çünkü. <laughs> demokrasideki değişimle birlikte. Platon'da Aristoteles'e bu iş daha sistematik hale dönüyor. Yani e, bilgi, varlık, etik, politika hatta estetik birbirini çok tamamlayan şekilde gidiyorlar. O yüzden biz ona arayalım. mesela sistematik dönem diyoruz. Çünkü bunların birbirini tamamlaması demek yani ben bir etik değer üzerine düşünürken bunu bilgiden ve dolayısıyla neyin bilgisi olduğu üzerinden varlıktan farklı düşünemem. Yani varlığın ne olduğunu orada bilmeden ve dolayısıyla işte o bilim sınıflamasını da yapmadan politikayı, etiği, işte metafiziği hiçbir yere konumlandıramam. Dolayısıyla da orada da bir tür sistem durumunu görüyoruz. Ee, pek çok tartışma var ama hani bizim anladığımız anlamda bir özgürlük tartışması yani bugünkü anladığımız anlamda bir özgürlük tartışmasından söz edemeyiz. Ee, İnançlar açısından bakarsak da ya da işte şey açısından bakarsak da mesela en ilgi çekici şeylerden bir tanesi Xenophones'in bence fragmanlarıdır. Çünkü şey, o dönemin yaygın diyeyim ya da işte hani genel geçer o, o Olimpos tanrı sistemini çok derinden eleştiriyor. Yaptığı şey inanılmaz ve bence o döneme göre çok ileri bir şey yapıyor yani. Ee, mesela neden o kadar göz ardı edilip geride kalır, kalır ya da üzerine çok bir şey söylenmez hani o koca bir soru işareti çünkü bildiğiniz hani bu işin öyle olmayacağını bize çok açık bir şekilde söylüyor. İşte tanrıların öyle kılıklara giremeyeceğini vesairesi gibi çok derin bir eleştiri. Ee, bir tür şey gibi sofistlerin daha sonraki dönemde yaptığı eleştiriyi aslında Kısa önden yapmış oluyor gibi. O ama arada kalmış çok da hani şey üzerine de çok düşünülmez çünkü sanki bütün biz o şeyi presokratikleri ya da işte Sokrates öncesi dönem ya da Sofistler öncesi dönem şey gibi alıyoruz. Evet bunlar doğa üzerine düşündü sadece varlık nedir üzerine Tek bir kalıba sokmuş gibi oluyoruz evet. aslında orada. Değil ama, ama mesela Demokritos'un şey inanılmaz fragmanları var yani nasıl yaşamamız gerektiğine dair işte ne, neler yapmamız gerektiğine dair hani katılırsınız katılmazsınız ama bunlar üzerine düşünüş gerçekleştirmiş. Hı -hı. Ya da işte Herakleitos aynen öyle yani hani. Ee, e, bir tür şey ayrımı yapmış. Hani bilen bilmeyen ayrımı ama burada şey gibi. Evet orada tabii ki bir tür e, varlık anlayışıyla da birlikte giden bir anlayış var ama insanların aslında hani sanılarla hareket etmesiyle ilişkili de problemleri var. Parmenides'e bakıyorsunuz. Evet orada da bir tür bir varlık üzerine koskoca bir şiirden bahsediyoruz ama orada da sanı gerçek yani sanı ve hakikatin bilgisi ya da sanıların olduğu tarafla ilgili ister istemez bir tür ayrım yapılıyor. Ama bunlar aynı zamanda bizim etik kısımla da ilişkili ya da politik kısımla da ilişkili olmak durumunda. Peki sofistlere geldiğimizde ne değişiyor hocam? Biraz oradan bahsedin <laughs> Gelelim mi sofistlere? Ne diyorsun? Gelelim sofistlere. <laughs> Şimdi tabii sofistler böyle şey felsefe tarihinin yerden yere vurulanları gibidir. Evet. Aslında sofistler bir sonuç. Yani <laughs> O dönemki demokrasideki olan biten değişimin bir sonucu baktığımız zaman. E, çünkü e, şimdi demokrasinin gelişimine baktığımızda Solon'la birlikte başlıyoruz. Solon'la başladık. Solon e, işte hatta şey Solon öncesine baktığımızda aristokrat olanları olmayanlar var ve olanlar yönetiyor. Biraz e, politika şeyden geliyor, babadan geliyor. Yani burada tabii şeye katamıyoruz çünkü kadınlar zaten politik alanda bir görünürlükleri yok agora'da vesairede. Ama hani babadan ya da aileden aldıkları bir eğitim var aslında. Yani dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymayan. Zaten sizin babanız da politikayla uğraşıyor. Siz de sonra daha sonra büyüdüğünüzde politikayla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla bir bilgi aktarımı var. Solonla birlikte biraz demokraside değişimler oluyor. Biraz daha demokrasi yayılıyor nereye yayılıyor? Tabii ki hani tabana, halk tabanına yayılıyor vesaire ama asıl en tap noktası işte şeyle birlikte geliyor. Periklesle birlikte geliyor. İşte 5. yüzyılda dediğimiz. Periklesle birlikte nereye geliyor? Perikles ne yapıyor daha doğrusu? Bütün demokrasiyi herkesin katılabileceği hale getiriyor. Bu, bütün bu, halkın. Evet, bu şöyle bir şey düşün. Şimdi daha öncesinde Solon'la başlayan dönemde şöyleydi. Siz elde ettiğiniz ürün oranında ...meclislerde yer alabiliyordunuz. Hı -hı. Atıyorum eğer çok ürün elde ediyorsanız daha etkin bir mecliste yer alabiliyorsunuz. Ona göre bir sınıflandırması vardı. Hı -hı. Dolayısıyla herkes o işe yani bir ayakkabıcının o kadar büyük bir şeyi olmadığı... ...ya da çok az bir kendine üreten birisinin öyle bir şeye katılması mümkün olmuyordu. Dolayısıyla herkese yayılmış değildi. Biraz hani demokrasinin temeli de o yüzden sermayeden gelir. Hı -hı. Çünkü ilk başlangıcı öyle aslında. Evet. Sonraki dönemde işte Clay Stenis bunu biraz daha farklılaştırıyor. Biraz o... E, hani Türkiye'de daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Ağlık sistemini kaldırıyor. Başka türden bir oylama sistemi. Yani bölgesel sistem getiriyor vesaire. İşte ne kadar tiran derseniz deyin hani Pericles, Stratos büyük katkılarda bulunuyor şeye baktığınızda demokrasiye periklesle birlikte aslında tamamen halka yayılıyor. Nasıl yayılıyor? Şöyle. Mesela siz bir işte ayakkabıcısınız hı hı. ya da herhangi başka bir meslek yapıyorsunuz. Eğer bir mahkemede jüri olarak görev alacaksanız ya da bir yasa için herhangi bir meclise katılacaksanız işinizi bırakıp gitmeniz gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla oradan para kazanamıyor oluyorsunuz kendi işinizi yapıp. Bunu buraya bırakıp oraya gidebilmeniz için siz bir süre sonra oralara katılım için para almaya başlıyorsunuz. Para almaya başladığınızda da ister istemez hani işi bırakıp rahat rahat bütün meclislere gidebiliyorsunuz. Ama burada bir sorun var. Buradaki sorun şu, ben ayakkabıcıyım ve asla yani hatta ben şimdi şu halimde, ben yasa yapmayı bilmem. Ondan sonra ya da işte mahkemede mesela jüri olsam yasa yani hangi yasaya göre neyin yargılanacağını bilmem. Dolayısıyla bir bilgi eksikliğim var. Hı -hı. Bu bilgi eksikliği için de ben birilerine giderim. Derim ki ya beni ben bir yere katılacağım ama işte bana hani şey diyeyim bana bir öğretin bu iş nasıl oluyor sofistlerin yaptığı şey bu aslında hmm. yani sizi aslında o dönemin ihtiyacını karşıyor evet. burada hani şeyden ihtiyaçtan doyar durup dururken sofistler aa durun da gelin de ben size şunu öğreteyim demiyorlar tam tersi bir talep oluşuyor ha sofistlerin yaptıkları eleştirilebilir pek çok şey yapılabilir çok retoriği ön plana çıkardıkları söylenebilir bunların hepsi yapılabilir ama aslında sofistlere o dönemde inanılmaz ihtiyaç var evet para karşılığı ders veren öğretmenler ama benim de zaten mahkemede birini savunmak için ya da kendi kendimi savunmak için. Ters almaya ihtiyacım vardı. Aynen öyle yani. Karşılıklı bir aslında. <laughs> tabii. Bir ilişki var. Dolayısıyla ben gidiyorum mesela diyorum ki bana lütfen hani bir öğretin diyorum. ha Onlar bana yasayı öğretmiyorlar Hı -hı. tabii ya da işte pek çoğu bunu onu belki kendileri bile bilmiyorlar. Öğrettikleri şey büyük oranda retorik. Hı -hı. İşte bunu da sonra komedyalarda falan görüyoruz mesela. işte Aristofanes'in komedyalarında çok net görürüz onu. Ee, orada temel bir takım eleştiriler var işte. So sofistlere gidip öğrenenlere sonra bunu ne kadar kötüye kullandıklarına dair. Bu yüzden de e sofistlerin ortaya çıkışı o dönem için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Hı hı. E demokrasiye bakıyorsunuz. Şimdi sofislerin sofistlerin genelde bilgi anlayışı çok eleştirilir baktığınızda. işte, e, e, işte en tipik bilinen Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür hani sözü üzerinden bakarsak işte çok değişen bir bilgiden bahsediyorlar vesaire ama demokrasi de öyle aslında. Yani demokrasinin epistemolojisi ya da demokrasinin bilgisi ister istemez öyle olmak durumunda. Hı hı. Çünkü ortada bir hakikat olsa ona orada demokrasiden bahsedemeyeceğiz. Bir hakikat var. İşte o zaman ne derim? Tam platoncu bir şey işte. Orada bir iyi ideası var. Hep beraber biz işte şey yapalım. Aa, biz birkaç kişi bu iyi ideasını gördük. tam o zaman onlar yönetsin deriz evet. ve burada demokrasiden bahsedemezsiniz. İster istemez demokrasinin epistemolojisinin gelip geçici bir şey olması gerekiyor ya da işte sanılarla iş görüyor olması gerekiyor ki ortaya değişebilen yasalar çıksın. işte atıyorum işte üzerine tartışılabilir şeyler çıksın. Dolayısıyla insanların da bulundukları duruma göre fikirlerinde de farklılıklar olsun gibi. Hı hı. E, bu şey değil tabii hani sıfır hakikat vardır ya da çok septiklerdir gibi bir durum değil. Sonuç itibariyle baktığınızda Protagoras'ın mesela fragmanlarına bakıyoruz. Ortada uzlaşılabilecek bir tür ortaklaşabilecek tırnak içinde söylüyorum çünkü fragman öyle söylüyor. Daha iyiye göre yani daha iyi bilene göre iş yapılabilecek demek ki daha iyi bilen olabiliyor hı hı. mutlak hakikati olmasa da hani orada tabii protagonist onu açmaz nedir bu daha iyi bilen vesaire ama ortaklaşa yasaları o kadar da böyle canımızın istediği gibi de yapamıyoruz. Ee, bu da aslında çok günümüzden farklı bir şey yok yani. Evet, eksikleri tekrar değiştirebiliriz. Hani bir, bir ona göre yeni bir bilgi geldiğinde ya da yeni bir şey olduğunda ona göre revize edebiliriz. Ama aslında böyle tam da kişiden kişiye birebir değişen bir şeyden de söz etmiyoruz. Bir ortaklaşma, bir tür hani akıl birliği yapma gibi bir şeyden söz ediyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Sizinle felsefeye bir ufaktan giriş yapmış olduk. İlk çağ felsefesinden Sofistler'den bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ çok hocam. sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler bu hafta konuğumuz Nihal Petek Boyacı hocamla ilk çağ felsefesinden bahsettik. Bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>